Değil mi? Evet. Sen çekersin. Ben ne yapayım? Hangi abi? Bu mu la abi? Bir tane abi olmuş. Bak hemen ara sana şöyle. Abraham bu tarafa bak da seni bir kameraya çekeyim bak. Ne yapayım, yemek yeme. Hey.
Thank you.
Thank you.
şöyle gelin, şöyle gelin biraz. Şöyle oturun. Ya orası soğuksa bu tarafa doğru gelin. Canı canana, canımızı Gözcü Baba'ya emanet ettik. Onu da hak saklaya Hızır bekleye. Eyvallah, hizmetine başlayalım. Kapıyı da kilitleyelim. Thank you.
emekçiyi çağır, bunun da duasını ver, öyle yapın. Tamam, bu da gelsin. Bu da gelsin. Mehmet gel. Gel duanı al, orada kapatırsın sen. Ya Doğan abi, sen mühürlerde dedenler kapıyı kapatıyorsun, ben içeri alıyorum, gel. Ya sen hizmet alın, gel. Neden de içeride dışarı çıkıyorsun, anlamı ne? İçeri almıyorum, sen mühürledikten sonra sen bir şey bak. Yok, bir şey yok, gel. Yok, tamam, bir şey yok, Gerçi! Eyvallah. Canı canana, canımızı Kapıcı Baba'ya emanet ettik. Onu da hak saklasın, hazır beklesin. Eyvallah. Güzel bir kabul olsun. Arkaya şey alın ya. Allah Allah, hizmeti kabul ola, kabulü makbul ola, Hazreti Pir'in dergahına yazılmış ola. Gerçeğine ümmene ya Allah, ya Muhammed ya Ali, hizmetinde şefaat göresin. Canlar, yakından hepiniz beni tanıyorsunuz. Ben öyle disiplinli bir dede değilim, onu söyleyeyim. Çok böyle disiplinli birisi değilim. Cem erenlerine ayak uyduran bir dedeyim. Siz ne derseniz baş tacı. Bugünün anlamını ve önemini konuşacağız, onun sohbetini yapacağız. Ardından cemimizi yapacağız, ibadetimizi yapacağız. O yüzden masumun paklar hariç kimse konuşmasın. Ses çıkarmasın. İbadet böyle olur. Misafir gelirse kısmetini biler. Misafir Hızır'dır arzula diler. Hatayı uğruna tut vergilele. Mihmanlar siz bize sefa geldiniz. Eyvallah. Hazır. Hazır kelimesinden gelir. Değerli canlar. Yeşilliği temsil eder. Yeşil nedir? Berekettir. Rahmettir. Toprağı işlemezsen, tohumunu atmazsan yeşerir mi? Yeşermez. Hızır'ın oturduğu yerin yeşillendiğinden bahsediyor. Çünkü bereketin temsilcisidir Hızır. Darda, zorda, medet dileyenlere Cenab-ı Allah Hızır Aleyhisselam'ı gönderir. Şu anda burada bulunan canlara da yetişmiş hazır ve nazır olsun inşallah. Allah Allah. Başı darla düşünde çağrıldığı yerde Hızır'ın hazır ve nazır olduğuna inanılır. Alev-i Bektaşi'de. Ölümsüzlük suyu yani ab-ı hayat içmiştir Hazreti Hızır. Alevilerde her sene 3 gün Hızır orucu tutulur. 3 gün Hızır orucu tutulur. Günü şaşmaz değerli canlar. 13, 14, 15. gün. Günü şaşmaz. Hızır Aleyhisselam şaşmaz ve dilde dilekleri, gönülde muradını isteyenlere yetişir. Dilekler dilenir, oruçlar tutulur. Kurbanlar kesilir, Hızır orucunun dayandığı hadislerden biri de şöyledir. Kur'an'dan bir hadis söylüyorum. Cerpare-i Hazreti Hasan el-Müşteba ve Hazreti İmam Hüseyin hastalanmıştır. Ruh-i Kainat Efendimiz Muhammed Mustafa birkaç kişiyle birlikte Hazreti İmam Ali'nin
evine gelir. Çocukların, yani İmam Hasan ve İmam Hüseyin Efendimizin yatakta yattıklarını görürler. Ne oldu ya Şah-ı Velayet İmam Ali el-Mürteza diye buyurdu ya Resulullah. Şeber ile Şübber, Hasan el-Müştevay ve İmam Hüseyin'in Deşli Kerbela bir ateşli hastalığa düştüler. Bizim ne yapmamız gerek deyince Hazreti Peygamber buyurdu ki 3 gün oruç tutacaksınız. 3 gün oruç tutacaksınız ve Hazreti Hasan ve İmam Hüseyin Efendimiz iyileşecek. Şimdi benim bahsedeceğim konu 1600 yıl önce gerçekleşmiş bir konu. 1600 yıl önce şu giydiğimiz elbiselerin hiçbiri yoktu. Yediğimiz şu yiyeceklerin, namertin bir parçası yoktu. O yüzden Hazreti Ali Efendimiz bir Yahudinin bahçesinde, bakın bir Yahudinin bahçesinde çalışmış, karşılığında bir avuç hurma ve 3 çelik dediğimiz bir kabın içerisinde arpa almış karşılığında. Hazreti Şah-ı Velayet İmam Ali el-Mürteza, ya iki gözümün nuru, ya Fatıma-tı Zöhra, bunun bir ölçeğini bugün un yap, bize ekmek yap, bir ölçeğini ikinci gün, bir ölçeğini de üçüncü gün. Hazreti Fatma annemiz üstü nimet üzerimizde hazır ve nazır olsun. O bir ölçek arpayı un yaptı, ekmek yaptı onunla. Ve sofraya biraz tuz, biraz su, biraz da hurma. Ve o ekmekle o gün oruçlarını açacaklar. Tam oruçlarını açacakları zaman kapının dışında bir ses geldi. Dedi, ey Ehl-i Beyt'in kapısı, benim gibi bir fukaraya açılmaz mı? Bu sesi Hazreti Ali el-Mürteza işitti. Ve dönerek Hazreti Fatma'ya iki gözümün nuru. Ya Fatıma, duydun mu gelen dışarıdaki sesi deyince Hazreti Fatma Hazreti Ali el-Mürteza'nın gözüne baktı. Dedi, yani hiç şüphesiz biz Ehl-i Beyt dost doğru olanız. Gerçekten duyduk. Dedi Hazreti Ali el-Mürteza o önlerindeki ekmeği, hurmayı, tuzu, suyu dahi o fukaraya verdiler. Ve o gün Hazreti Ali el-Mürteza ile Hazreti Fatma annemiz su içerek oruçlarını açtılar. Ve ikinci güne yine niyetlendiler. Yine bir ölçek arpayı un yapıp sofraya indirdiler. Ve dışarıda bir esir geldi. Ya Ehl-i Beyt'in kapısı, bize yok mudur bir yiyecek, bir içecek, bize bir nasip verin deyince Hazreti Ali yine sofrasındaki ekmeği o esire verdiler. Üçüncü günü yine böyle bir şey yaşanınca Fahri Kainat, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Efendimiz Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin evine Hasan ve İmam Hüseyin Efendimiz'i sormaya gidiyor. İçeri giriyor. İçeride İmam Hasan ve İmam Hüseyin iyileşmiş. Lakin Hazreti Fatma annemiz ve Hazreti Ali'nin gözleri işlerine girmiş. Artık çukurlaşmış. 3 gün açlar. Sadece suyla oruç açtılar. Bunu görünce ey iki gözümün nuru dedi. Hazreti Fatma, Hazreti Resulullah. Bu ne haldir? Deyince Hazreti Şah-ı Merdan Ali el-Mürteza buyurdu ki ya Resulullah, durumundan ibaret. 3 gün niyetlendik. 3 günde bütün lokmamızı, soframızdaki nimeti fakire fukaraya verdik. Deyince bir nida gelir haktan. Resulullah buyurur ki ya Ali, kapınıza gelen Hızır aleyhisselamdı. Kapınıza gelen Hızır aleyhisselamdı. Biz haşa haşa Ehl-i Beyt'i denemek için değil, kainatta bütün insanlara
rızık ve bereket götürmesi için kapınıza geldi. Bakın. Hızır Aleyhisselam sizin kapınıza, yani Ehl-i Beyt'in kapısına geldi. Ve ne kadar alemde insan varsa, Adem varsa bütün rızıkları Hızır Aleyhisselam dağıttı. Cenab-ı Allah onunla şereflendirsin bizleri inşallah. Allah Allah. Ehl-i Beyt'i yolundan katarından ayırmasın inşallah. Allah Allah. Böylelikle Hızır Aleyhisselam Ehl-i Beyt'e yar ve yoldaş olmuştur. Cebrail buyuruyor ki herkesin bir mürşidi vardı. Benim mürşidim İmam Ali'dir buyuruyor. Herkesin bir mürşidi vardı. Benim mürşidim İmam Ali'dir diyor. Değerli canlar, Hızır Aleyhisselam'ın bir olayı daha var. Onu da anlatayım. Hazreti Musa Aleyhisselam'la arasında geçen bir olay. Bir Hazreti Musa'nın dinine tabi olan biri gelir der ki ya Musa, senden başka ilim sahibi var mıdır? Deyince Hazreti Musa hayır, benden başka ilim sahibi yoktur dedi. Cenab-ı Allah nida gönderdi dedi. Ey Musa, senden daha fazla ilim sahibi vardır. Deyince Cenab-ı Allah buyurdu ki ya Rab kimdir dedi. Ol kullardan bir tanesi. Ayet var değerli canlar. Şure suresi 62. 63. ayet. O kullardan birisi. Kimdir ya Rab dediğinde dedi sana rehber olandır. Dedi rehber olan da kim deyince dedi ey Musa sana o kullardan bir tanesine ilim öğretmek için göndereceğiz sana. Deyince Hazreti Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya rehber oldu değerli canlar. Hızır İlyas vardır. Hızır ayrıdır, İlyas ayrıdır. İlyas denizde yetişendir. Koruyandır, saklayandır, bekleyendir. Hızır Aleyhisselam karada olanlara yetişir. Hızır Aleyhisselam buyurdu ki dedi ey Musa dedi evvela her sene kardeşim İlyas'la bir gül ağacının altında birleşiyoruz. Orada sorgu sualimizi soruyoruz. Orada dara duruyoruz. Deyince denizin yakınına geldiler. Denizin yanına gelince İlyas Aleyhisselam denizden çıktı. Çıkınca bir balığın, değerli canlar bakın, bir balığın suya düştüğünü görür gökte Hızır Aleyhisselam. Görünce Hızır Aleyhisselam balığı takip eder ve denizin içine düşer. O denizin dibinde ab-ı hayat vardır. Yani ölümsüzlük suyu. Herkese nasip olmaz. O nebiye, o kişiye. O yüzden Hızır Aleyhisselam orada evvela ölümsüzlük suyunu içti. Bu sırrı Musa gördü ama fikir edemedi. Hızır Aleyhisselam buyurdu ki ey Musa senin ilmin mi kuvvetli, benim ilmim mi kuvvetli? Bundan sonra Hazreti Hızır Aleyhisselam'la Hazreti Musa peygamber bir izdivaça çekildiler. Hak'tan bir nida geldi, buyurdu ki ey Azrail, var Musa'nın canını, yani ruhunu, kitabını ve peygamberlik mührünü. Al gel. Hazreti Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'la denizin yanında müşküllük, yani ilim öğreniyor. Bunu duyunca Hazreti Azrail Musa Aleyhisselam'ın yanına geldi. Ey Musa! Rahman buyurdu ki sen Musa'nın canını, kitabını ve peygamberlik mührünü al da gel. Artık vakit doğmuştur. Hazreti Musa şöyle der. Ey Azrail! Fani dünyada bıraktığım iki tane ufak çocuğum var.
Ben ölürsem, ben Hakk'ın yanına gidersem bunlara kimse bakmaz. Aç ol, aç kalırlar. Birisi vurur kafasını keser. O yüzden biraz büyüsünler, ondan sonra canım al dedi. Hazreti Musa bunu söyleyince Azrail iki damla gözyaşı döktü. Cenab-ı Hakk'ın katına geldi. Cenab-ı Allah buyurdu, ey Azrail ne oldu, Musa nerede? Deyince dedi ki böyle böyle. Bana dedi ki iki tane çocuğum var, ben ölürsem bunlara kimse bakmaz. Cenab-ı Rabbin Alemin Azrail'e dedi ki, ey Azrail, bir derviş donuna gir, Hazreti Musa'nın yanına git, Hazır'la müşkül danışıyorlar. Hazır biraz sonra bir cara yetecek. Musa'nın başı boş kalacak. Var sen onunla birlikte denizin dibinde dolaşın, kenarında. Az ilerlediğin zaman da bir çubuk göreceksin. Çubuğu da denize doğru şöyle salla buyurdu. Azrail bir derviş donuna girdi. Musa peygamberin yanına geldi, dedi ki ey Musa. Dedi bir müşkülüm var, şöyle biraz ilerleyelim dedi. Hazreti Musa ile Azrail, derviş donundaki Azrail ile az ilerledikten sonra bir çubuk gördüler. Azrail'in çubuğu şöyle sallayınca 360 arş. 360 arş. Artık dünyanın üzeri ve dünyanın altı. Altık delinecek. 360 arş. Suyu yardılar, içeri girdiler. En sonunda bir kaya gördü Hazreti Musa Aleyhisselam. Buyurdu ki Azrail, ey Musa, bu taşı kaldır. Deyince Hazreti Musa asasını köşeye indirdi ve kayayı kaldırdı. Kaldırınca iki tane böcek ağzında iki parça yeşil yaprak var. Musa Aleyhisselam o derviş donundaki Azrail'e döndü. Azrail o dondan çıktı. Kendi özüne dönünce dedi, ey Musa, Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim'dir. O herkesin niyetini, kısmetini, bereketini vermiştir. O 360 arş, yani dünyanın yeryüzünden yerin altına kadar bütün canlılara rızkını vermiştir. Senin iki tane çocuğuna mı vermeyecek deyince Azrail Hazreti Musa'nın canını almak ister. Tekrarlıyorum. O Rahman şu böceklere rızkını vermişken senin iki tane çocuğunun rızkını vermeyecek mi? Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam'la Azrail'in arası böyle geçti ve tekrar yerin üzerine geldiler. Ve Cenab-ı Allah buyurdu ki bir yolculuk yapın. Hızır Aleyhisselam'la Hazreti Musa bir yolculuk yaptılar. Yolculukta bir gemiye binecekler. Değerli canlar. Bir gemiye binecekler. Gemiye bindiler. Hızır Aleyhisselam geminin altına baltayla vurdu. Gemi su almaya başladı. Hazreti Hızır Aleyhisselam bunu yapınca Musa peygamber sordu, dedi ya Musa, ya Hızır, bu ne haldir dedi, sen, biz bununla yol gideceğiz, sen gemiyi batırıyorsun. Ey Musa, acele etme. Acele etme. Dedi ve yola düştüler. Biraz sonra iki tane genç geldi, gemiyi tamir ettiler. İki genç geldi, tamir ettiler. Sordu, dedi, niçin derdin? Dedi ki şu gördüğün iki tane çocuk çok fakir. Ve bu gemi yapımı ustası. Bunu yapacak ki bundan para kazanacak. İşte rızık ey Musa. Ve tekrar yola düştüler. Bir süre sonra geminin içinde bir tane çocuğu Hazır Aleyhisselam vurdu, öldürdü. 5 yaşında çocuğu. Musa peygamber buyurdu, ey Hızır ne oldu? Niye öldürdün bu çocuğu? Dedi, ey Musa yine acele ediyorsun. Yine acele ediyorsun, bekle.
dedi ve annesiyle babası çocuğun cenazesinin üzerine geldi, ağlamadılar bile. Hazreti Musa sordu, Hızır'a niçin böyle yaptı? Dedi, bu çocuk doğduğundan beri hiç durmuyor, hayırlı bir evlat değil. Ben vurdum öldürdüm, öldürünce Cenab-ı Allah bu çocuğun annesine bir tohum daha verdi, bir bebek daha verdi. O bundan hayırlı olacak. Ve tekrar yola düşünce Hızır Aleyhisselam gemiden indiler, gidecekleri yere geldiler ve bir duvar gördü. Bu duvarı görünce Hazreti Hızır Aleyhisselam üzerindeki yeşil abasını çıkardı ve çamur yoğurmaya başladı. Şimdiki gibi harç, çimento yok değerli canlar. Belki siz eski evleri yaparken de çamurla yaptınız. Eskide o da yoktu. Çamur yoğurmaya başladı ve o duvarı kaldırdı tekrar. Hazreti Musa sordu, ya Hızır bu nedir? Deyince Hazreti Musa bunu sorunca Hızır Aleyhisselam dedi ki, bu duvarın altında iki tane öksüzün babasının önce gömdüğü altınlar var. Çocuklar küçük olduğu için bu altınları ellerinden alır diye bu duvarı ördüm. Ne zaman ki çocuklar büyürse gelip buraya ev yapacakları zaman yıkarlar ve altını bulurlar. İşte bereket, işte rahmet. Cenab-ı Allah Cem'i cümlemizi Hazreti Hazır'ın canına yetiştirsin inşallah. Cem birliğine alsın inşallah. Hızır Aleyhisselam da böylelikle caray yeten, kısmet veren, bereket verendir. Biz öyle çağırıyoruz. Değerli canlar, Hızır Aleyhisselam Kur'an-ı Azimşan'da geçmekte. Ol kimse diye geçmekte Şure ayetinde. Ve böylelikle Hızır Aleyhisselam Kur'an'dan, hadislerden, yedi ulu ozanlardan, aşıklardan, sadıklardan, dervişanlardan, pirlerden, mürşitlerden öğreniyoruz. Eleman mürüvvet huzura geldik. Yardım eyle bize boz atma Hızır. Yüz sürüp yerlere yardım diledik. Yetiş yardım eyle boz atlı Hızır. Biz boz atlı Hızır'ı boz bir atta tanıyoruz. Boz bir atı ve nerede yetiş dediğinde hazır ve nazır olduğunu biliyoruz. Değerli canlar, pirimiz, üstadımız Hünkar Hacı Beytaş Veli Üstünümet üzerimizde hazır ve nazır olsun. Cemimize gelmiş olsun. Birbirimizin içinde olsun inşallah. Bir gün bir boz atlı Hızır dediğimiz Hızır Aleyhisselam Hazreti Hünkar Hacı Beytaş Veli'nin dergahına konuk olur. Ve karşıdan gelirken sarı saldı İsmail. Karşıdan Hızır Aleyhisselam'ın geldiğini görür bir boz atlı. Hızır Aleyhisselam atından iner ve atının yularını sarı saltık İsmail'e emanet eder. İsmail, sarı saltık İsmail baba öyle donmuştur. Bir şaşkınlık içinde. Ve Hızır Aleyhisselam destur deyip Hazreti Pir'in makamına gelir, dergahına oturur ve birlikte sohbet etmeye başlar. Hünkar der ki, ey kardeşim Hızır, Cenab-ı Allah da sana böyle bir görev verdi. Car denilen yerde, yetiş denilen yerde sen yetişiyorsun. Allah yardımcın olsun. Sen bereketi, rahmeti gönderensin. Onun elçisisin. Deyince Hazreti Pir'le birlikte sohbet eder Hazreti Hızır. Tabi sarı saltık İsmail de kapıda dinler. Dinleyince bir süre sonra Hünkar ayağa kalkar. Hünkar Hacı Bektaş Veli buyurur ki, ey Hızır, Karadeniz tarafında bir gemi batıyor. Hazreti İlyas zor durumda. Ve nidasını işittim. Seni çağırıyor. Seni çağırıyor deyince Hazreti Hızır Aleyhisselam öyle bir çıkar ki
atına binip sadece atının nalı görünür, ışığı görünür. Sarı Sadık İsmail hemen pirin eteğine yapışır, der, destur pirin. Bu giden kimdi, bu boz atlı kimdi deyince, kardeşimiz Hızır Aleyhisselam'dı ey Sarı Sadık İsmail. Kardeşimiz Hızır'dı. Deyince Sarı Sadık İsmail gözyaşlarına boğuldu. Hızır Aleyhisselam'ı da biz erenlerden, evliyalardan, nebilerden, peygamberlerden biliyoruz. Toplanmış canlar dua ediyor. Hızır gelir diye herkes bekliyor. Çağıran kişiye yardım ediyor. Yetiş yardım eyle Bozatlı Hızır. Allah Allah. Mümin olan yüzün hep hakka döner. İrfan meydanında kaynayıp pişer. Diz çökmüş önünde affını diler. Yetiş yardım eyle Bozatlı Hızır. Allah Allah. Seni seven canlar elini açmış. Hızır günü diye dua etmiş. Nebilik velilik tek sana gelmiş. Yetiş yardım eyle Bozatlı Hızır. Allah Allah. Mümin ikrarına sadık olunca, kusurunu ele alıp gelince, ağlayıp sızlayıp af dileyince, yetiş yardım eyle ya Bozatlı Hızır. Allah Allah. Kemter derviş diler özüne himmet. Mahrum etme bizi eyle mürüvvet. Enbiya, evliya yüzü suyuna mürüvvet, yetiş yardım eyle Bozatlı Allah Hızır. Allah Allah. Cenab-ı Allah izniyle Bozatlı Hızır gelmiş, yetişmiş ola inşallah. Allah. Evlerimize Allah bereket, hanelerimize bereket nasip eder inşallah. Darda, zorda olan cümle canlara yardım eder inşallah. Allah. Hastane köşelerinde, yolda, yolakta olan canlarımıza da yardım eylesin inşallah. Allah. Eyvallah canlar. Canlar, sorusu olan var mı Hızır Aleyhisselam'la ilgili? Bir sorumuz var dedem diyen varsa bir cevaplayalım. Heh. Dedem bir sorum vardı. Heh. Onu da beraberinde getirdi. Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam kardeş olduğu. Evet kardeşler. Kitapta. Ben onu soracaktım, sen onu getireyim. Ama Hızır Aleyhisselam Kur'an'da geçer. İlyas peygamber İlyas, geçmiyor. İlyas pek geçmez. Evet. Ama denizden İlyas Aleyhisselam imdada yetişen, karada da Hızır Aleyhisselam imdada yetişen. Aynen öyle. Aynen öyle, evet. Kardeşlerdir. Dediğim gibi İlyas peygamber yine canlar denizde yetişendir. Eyvallah. Hazreti Hızır da karada yetişendir. Eyvallah. Eyvallah. Müsaade var değil mi? Eyvallah, müsaade destur. Canlar, gelen misafirlerimizi sizlere tanıtmadık. Zakirimiz aynı zamanda Antep'teki eski cemevi sahibi Halil Baba'nın oğludur. Hüseyin Efendi. Bu değer arkadaşlarımız da onunla beraber her zemden ve şeyden beraber zakirlik yapan arkadaşlarımızdır. Eyvallah, mihmanlar hoş gelmiş. Dedemizi tanıyorsunuz. Eyvallah, eyvallah. Bizim buradaki tüm canlar, yerli ve yabancı arkadaşların buraya ayak bastığınız için, buraya geldiğiniz için, bu hizmetten bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aşağıda hizmet yapmış olan bacılarımızı da hizmetleri Allah izzet-i dergâhında kabul ve makbul eylesin. Allah Allah. Ümmü Nebi Kerem Ali, pirimiz, ustadımız, Hüseyin Hacı Bektaşları, Ümmü Mine, ya Allah, ya eyvallah, Allah. Eyvallah. Bismillah, Allah Allah. Eyvallah. Allah Allah, Allah Allah, Allah. Akşamlar hayrola, hayırlı afiyet ola, şeyler defola, sırlar gizli ola. Hanedanı fukara mamur ola, geldiğiniz yolda, durduğunuz darda, çağırdığınız birine şefaat göresiniz. Allah. Hem ne niyetle, hem ne muratla gelirseniz, dileklerinizi, gönülden muratlarınızı kabul eyleye. Hap saklaya, hızır bekleye, emeklerinizi boşa vermeye. Dur Nebi-i Kerem Ali, Gülben Hükar Hacı Bektaş, Şehir Gerçeği, Hürmümüne, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Muhammed alemin ilmi aşkına, yetiş yarımıza Hızır, ya Hızır. Yardım eyle düşkün ile şaşkına, yetiş yarımıza, ya Hızır, ya Hızır. Muhammed'den içtin abı hayatı, Musa'ya öğrettin ilmi babı. Ali'den nuşettin aşkın şarabını, yetiş yarımıza, ya Hızır. Fatıma'yı bilen Naci'dir Naci. Hasan'la Hüseyin derdimin ilacı, eşe dostuna vermeye kederli acı, yetiş yarımıza ya Hızır. Meçhul kaldı aşk ile duvara, masumlar arada sefil avare, Zeynel Bakır bizi dardan kurtara, yetiş yarımıza ya Hızır. Ricamız Cafer'le Kazım Rıza'dan, sakla bekle bizi beladan kazadan, hak cemalin göster ruz-i cezadan, yetiş yarımıza ya Hızır. Ta ki işsiz koyma yurdu yuvamız,
Naki kabul ede dua ricamız. Hayırlı gece gündüz ile gecemiz yeti canımıza yapılır. Hasan el askerinin yücedir şanı, yurdumuza bastırmaya düşmanı. Çağıralım Mehdi sahib zamanı, yetiş çağrımıza yakızır. Adaletini tutmuş bütün cihanı, sana yalvaran artır imanı. Dertsiz devası sen ver dermanı, yetiş çağrımıza yakızır. Eyvallah canlar. Cemal'e sefa baktın. Bir sefa versen bu iman sen yapacaksın. Canlar telefonlarımızı kapatıyoruz. Evet. Herkes telefonunu kapatsın. Ses de olmasın, bak cihaz da takılmadı. Biraz dinleyelim. Ya Muhammed ya Ali. Allah sen durur ki
ben kime yalvarayım? Let's go.
derde düştüm. Yar elimden, yar elimden. Gerçek bu zamanda kalmaz. Gerçek bu zamana kalmaz. Gerçek bu zamana kalmaz. Hakka erişenle dönmez. Burada ölen orada ölmez. Korkmam ölümden, ölümden. Dostum bahçesinde gezdi. Dostum bahçesinde gezdi. Edeb erkan sükutu lisan. Geldim.
Şeyler def ola, sırlar gizli ola, gönüller mensur ola, hanedanı fukara mamur ola, geldikçe hayırlısı gele. Hayırlı kapılar açıla, Şah-ı Merdan, Bozatlı Hızır günahtan geçire. Yalana, noksana uğratmaya, dilek dileklerinizi, gönüldeki muratlarınızı kabul makbul eyle. Dirliğimizi, birliğimizi kadim eyle. Yerden hayırlı bereketler, gökten hayırlı rahmetler nasip eyle. Her gönülde bir murat vardır, murat isteyenin muradını vere. Yalana, noksana uğratmaya, şeytanın şerrinden yaramazın pir sizin yoluna uğratmaya. Gönülde, yerde, özü darda, yüzü yerde Muhammed Ali'nin tevella teberasına inanarak hizmet için bu ifanda meydana gelen canların yerleri gökleri var eden Yüce Allah'ın dinde dilekleri gönülde muratlarını vere. Dileklerinizi Hak Muhammed Ali versin, emeklerinizi boş gitmesin. Erenlerine aydın yüzlerine aşk olsun. 18 bin alemle birlikte cümle mümin kardeşlerimizi Hak Muhammed Ali yolunda mahrum eylemesin. Görünür görünmez kazadan beladan korusun beklesin. Hizmetini gördüğümüz pirlerin nimetler üzerinizde hazır ve nazır olsun. Bu zatla Hızır cümlenizin yardımcısı olsun. Saklasın, beklesin. Bu cemde, bu erkanda, Ehlibeyt'in katarından, didarından ayırmasın. Geldiğiniz yerde, durduğunuz darda iyilikler göresiniz. 12 imam efendilerimiz yardımcınız ola. Şah İmam Hüseyin'i Şah Mansur'un darında, divanından ayırmaya. Hanelerimize huzur, bereket nasip eyleyen. Dert verip derman aratmayan hastalarımıza şifa, dertlerimize derman veren. Hazreti Hızır yanınızda hazır ve nazır ola. Çocuklarımıza sağlık ve zihin açıklığı nasip eyleyen. Onları ve bizleri işlerimizde, hayatımızda başarıları, kazançlarımızı bol bereketli ve helal eyle yarabbim. Duası bizden, kabulü haktan olan pirimiz, üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli. Gerçeğe hümmüne ya Allah, ya Muhammed ya Yübü. Değerli canlar, yolumuz rıza yolu. Biz sizi size teslim edeceğiz. Sizin özünüzde, önünüzde hakka teslim edeceğiz. Özümüzdeki hakla dar ve didar olacaksınız. Aranızda dargın ve küskün olanlar, üzerinde kul hakkı olanlar, varsa bilerek veya bilmeyerek hata ve günah işlediyseniz. Değerli canlar, tekrar ediyorum. Lütfen hak meydanına çıkınız ve özünüzü dara çekiniz. Yok ise Allah'a eyvallah diyiniz. Canlar, bütün Cem Erenlerinden razı mısınız? Birbirlerinizden razı mısınız? Birbirlerinizden razı mısınız? Hak Muhammed Ali de Cem cümlemizden razı olsun. Dediğim gibi yolumuz rıza yolu üzerindedir. Eyvallah. Var ise meydana gelsin, yok ise sakladığınız sizindir. Eyvallah. Eyvallah. 12 hizmet sahipleri gelsin meydana. Edem ve Erkan, Sükütül İhsan ve Meral İhsan. Gözcü baba. Gözcü baba. Gel senin yanına. Gözcü baba korkma. Kim konuşursa asayı örneğindir. Eyvallah. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola, vakitler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, hazran, gayban, zahiren, batıhan, cem erenler nur cemaline aşık ola. İnşallah cümlenize ehl-i beyten ail eyleye. Hizmet sahiden hüsnümet üzerinizde hazır ve nazır ola. Hak Muhammed Ali utandırmaya, cehennem narına yandırmaya. 12 imamlar yardımcınız ola. Niyet ettik vaktin hayrına girdik. 12 imam yolunda İmam Cafer kabrine kıbregahımız Muhammed, secdegahımız İmam Aliye Mürteza, pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli. Gerçeğe hürmüne ya Allah, ya Muhammed ya Ali. Bismillah, Allah Allah. Tecellanız, temellanız kabul ola, yüzünüz ak, gönlünüz pak ola. Yüce Allah dinde dileklerinizi, gönlünde muratlarınızı vere. Gerçeğe hürmüne ya Allah, ya Muhammed ya Ali. Allah! Muhammed!
Estur. Allah Allah. Biz üç bacıydık, güruhun ağacıydık. Kırklar meydanında süpürgeciydik. Süpürgeci Selman, kör olsun Mervan. Allah, eyvallah, destur pirdedir. Eyvallah, bismillah Allah Allah. Allah Allah. Sahip Selman, Mükü Süleyman, cennette rıdvan carımız etsin o Şah Merdan. Allah Allah. Sahip cennetleriniz kabul ola, kabulu makbul ola. Allah Allah. Allah. Geçe hür ömre ya Allah, ya Muhammed ya Ali. Bismillah Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Cem birliğine, sohbet sırlığına, evliya keremine, uğur açıklığına. Dest, post, Allah, eyvallah, hüpürüm. Eyvallah. Bismillah Allah Allah. Erenler postu geldi, hizmetler yerini aldı. Mümin, müslüm ikrar verdiklerinizde daim olasınız. Hak idame göresiniz. Burada sorulan ahirette sorulmaya Şah-ı Merdan yardımcınız olan. Gerçi hümrüne ya Allah, ya Muhammed, ya dest, post, Allah, eyvallah. Allah Allah. Vallahi var. Fesr-i hakikat geldi. İsmet-i Muhammed şükredet ey cemaat. Allah Allah. Bismillah Allah Allah. Allah Allah. Fesr-i hakikat geldi. İsmet-i Muhammed şükredet ey cemaat. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi var. Fesr-i hakikat geldi. İsmet-i Muhammed şükredet ey cemaat. Allah Allah. Bismillah Allah. Bismillah Allah. İnşallah Allah. Allah. Ben kulamın Kamberiyem. Etmezim adilerden harf. Pirimiz üstadımız Kırklar Meydanı'nda Selman-ı Pak. Ber Cemal Muhammed, Ber Kemali İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali'ye bir bilip verili Muhammed Mustafa Eyl-i Beytine canı gölden sağlam. Allahümme sağlam ve seyyidine Muhammed. Ali Ali Muhammed. Seyyidine Muhammed ve evladı Eyl-i Beytine. Allah, Muhammed, yani. Asıllardan asıl nedir, usullerden usul nedir, şeriatta su pak eder, hakikatte usul nedir? Şeriatta su pak eder, su değdiği yeri temizler canlar. Önemli olan içi, özü temizlemektir. Cenab-ı Allah da cümlemizin özünü pak etsin inşallah. Allah Allah. Bacılarda da iki tanesinden. Allah, Muhammed, yani. Ahmet Can, rahatsız oluyorsan sen sandalyede oturabilirsin. Yani sen bir şey yapamazsın. Sandalyede otur da. Eyvallah. Sen rahatsızsın. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah, ben kulağımın gamberiyem etmez emadilerden ayfirimiz üstadımız Kırklar Meydanı'nda Selman Fah. Ber Cemal-i Muhammed, Kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali Pir Bir Berel Muhammed Mustafa Eyl-i Beytine canı gönülden salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve alaliye Muhammed ve ehli beyt. Bismillah Allah Allah, Haydar-ı Rahim'da terim oldu Fah. Yüzüm sürüp dergâhına eyledim hak. Kırklar Meydanı'nda pirimiz üstadımız İpriktar Selman Fah. Hizmetiniz kabul ola, kabulun makbul ola. Hak Muhammed Ali yardımcınız, gözünüz, bekçiniz ola. Hizmet gördüğünüz pirlerin, evre evliyaların yüzü suyu hürmetine dinle dileklerinizi gönle muratlarınızı kabul eyleye. Gerçi hümmümüne ya Allah ya Muhammed ya Ali.
geldiler mi? Selam. Hizmet bitmedi. Bu hizmetten sonra şeyleri alalım. Yok, duaz imam okuyacağız. Yok, eyvallah. Muhammed. Ya, ibadetteyiz şu an. İnşallah Allah. Çerah Ruşen, Fahri Derüşan, Zuhri İmman, Himmetli Piran, Piri Orosan, Uşadı Meydan, Kuvve-i Abdalan, Kanun-u Evliya, Vere-i Muhammed, Kafa-i Gülde, Kucan-ı Gönül'den Salah. Allah'a şahit Hüseyin ve Muhammed, Kuvve-i Ali Muhammed, İnşallah Allah. Allah Allah. Affetta illa alillah seyfa illa zülfikara. Yaradan'ın nuru aşkına. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Peygamberliğin nuru aşkına. Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed! Velayetin nuru aşkına. Ya Ali! Ya Ali! Ya Ali! İsmişe Allah Allah! Allah Allah! Tüm çerağı uyandırdık Fahri Hüran'ın aşkına. Allah Allah! Seyyid Ülkevne'yi Muhammed Mustafa'nın aşkına. Allah Allah! Saki Kevser Ali El Mürteza'nın aşkına. Allah Allah! Hem Hatice-i Fatıma Hayrün İsa'nın aşkına. Allah Allah! Şah Hasan Rıfkı Rıza'yı Şah Hüseyin Kerbela Olimam Etkiya Zeynel Aba'nın aşkına. Allah Allah! Hem Muhammed Bakır Orkun Nesipas Cafer Üstad'ın İmam Rehmullah'ın aşkına. Allah Allah! Şah Taki ve Banaki Hem Asamül Askeroğlu Muhammed Neyt Sahibi Livan'ın aşkına. Allah Allah! Haşrederek yanan yakılan aşık ve aşıkların aşkına. Allah Allah! Allah eyvallah! Hüb. Eyvallah! Etti müdah, tüy yaptı delili. Tüy Muhammed Mustafa, tüy yaptı delili. Tüy Hulali Abadan, tüy Haydar-ı Kerran. Tüy Ali Mürteza, tüy yaptı delili. Allah Allah! Allah. Gelin meydana Hüseyin-i Kerbela, tüy yaptı delili. Tüy İmam Zeynel İmam, tüy Fakır-ı Cafer, tüy Musa Kazım Rıza, tüy yaptı delili. Sahip zaman, tüy eşiğinde ayet, tüy yaptı delili, tüy Rembiyan'da dostuz, boydan aşıktır, hünkâr-ı evliya, tüy yaptı delili, tüy 12 imamdandır. Çerağımız yansın yakılsın Allah'ın nuru aşkına. Çerağımız yansın yakılsın peygamberlik nuru Muhammed Mustafa'nın aşkına. Çerağımız yansın yakılsın velayet nuru İmam Ali El Mürteza'nın aşkına. Çerağımız yansın yakılsın pirimiz üstadımız Pir Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin aşkına. Çerağımız yansın yakılsın yolumuz, birliğimiz, dirliğimiz ve ülkemizin aydınlığı aşkına. Allah Allah, Allah
Allah, ilahi ya Rabbi bizlerin yoluna feyz alan kullarından eyle. Peygamberlerin, ehli beytin, velilerin, pirlerin, mürşitlerin ilmini yol göstericimiz eyle. Çerahi bu ışık vermemizi, nurundan nasip vermemizi mazhar eyle ya Rabbi. Allah Allah, hizmetiniz kabul ola, kabulun makbul ola. Muhammed Ali, yardımcınız, bekçiniz, gözcünüz ola. Gerçeğe hüm bunları ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Sabrullah, kabulü mahvullah, Seyyid-i Feraş'ın kulağın gamberin üstünmek üzerinizde hazır ve nazır ola. Gerçeğin ömrüne ya Allah, ya Muhammed ya. Sırı sır eden demine hüh. Cemal Aleyhisselam Hazretleri. Bir dakika. Dedim, Hızır Aleyhisselam'ın kervanı geliyor, onlarla bir şey alalım. Cemal alalım. Cemal alalım. Yalnız gözcü hizmetini yapamıyor. Meydana gel. Gözcü baba. Ben deminden belli görüyorum. Herkes ayakta. Ne yedin? Olmaz işte o. Koyacaksın önüne, arsaya önüne. Ondan sonra çağıracağız meydana. Analar, bacılar. Konuşulacak bir şey varsa aranızda dışarı çıkın. Konuşun. Bak ne diyorum. Burada çıkanın şeye vermeyin. Yani şeyde vermeyin. Dara çekme, dara çekme demektir yani. Kolay bir şey değil canlar. Lütfen. Bir saygılı olalım yani. Lütfen kalkmayalım. Hizmet yapılıyor, ibadet yapılıyor. Bu sizin ibadetiniz. Sizden dışarı çıkabilirsiniz. Erler sefarası dediğinden dışarı çıkabilirsiniz. İhtiyacınızı görebilirsiniz ama şu anda gidemezsiniz yani. Eyvallah. Peki. İçeri alalım şeyi. Eyvallah gelsinler. Hizmet görsünler. Ereler sefalansın, mükürler cefalansın. Dar gören bacılarımız didar görsün. Yüzünüz ak ola, gönlünüz pak ola. Cemereleriz. Biraz şey olalım, sabırlı olalım. Oturalım yerimize. Şahin. Şahin. Onlar gelirse meydana gelecek zaten. Oturalım. 5-6 kişiyi sen girin tamam. Eyvallah canlar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hızır Baba, şimdi sana bir soru soracağız. Yaz nerededir, ne zaman gelir? Bu kışta ne zaman kurtulacağız? Bereket yeni başladı. Bereketi Hak Muhammed Ali versin. Nereden geliyorsun, nereye yolcusun? Nereden mi geliyorum? Aks'tan yukarı geliyorum. Yaylalara doğru çıkıyorum. Şimdi Hızır Baba, selde yani sıcak yerde yaylalara doğru çıkıyor.
bu kışın bitip yazın gelmesinin simgesini gösteriyor. Eyvallah canlar. Var mı bir arzun? Bir arzun isteyin. Arzun isteyen ne olabilir? Şu görüntü beni çok sevindirir. Bu dedemizin huzurunda bu kadar insanları bir araya getirmek bize gerçekten bir gurur veriyor. Eyvallah, hizmetin kabul ve makbul olsun. Buyur, destur bilir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Allah Allah, hizmetiniz kabul ola, kabul ola, makbul ola. Hazreti Hazır yar ve yardımcınız olsun. Allah Allah. Yerden hayırlı bereketler, gökten hayırlı rahmetler nasip eyle. Allah Allah. Yapmalarınız kabul ola, hizmetiniz kabul ola. Yine helal yedirene dalil ola, erenlerin evliyaların hizmetini gördünüz. Hak Muhammed Ali de sizin dile dileklerinizi, gönülden muratlarınızı vere. Allah Allah. Geçelim ömrüne ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Eyvallah. Hizmetiniz kabul olsun canım.